Dünya tarihinde devletler arasında birçok krizler çıkmış. Bazen bu krizler propaganda savaşına dönüşmüş ve bazen bu propaganda savaşı sinema filmlerine taşınmış. Bu filmlerde hep tartışma konusu olmuş. Yeri gelmiş savaş beyaz perdeye taşınmış, yeri gelmiş beyaz perde savaşa taşınmış. Bazıları modern sinemada tartışma konusu olmuş, bazıları ülkeler arası krizler çıkarmış. Ancak bir tane film var ki bütün bir ulusa nefret kusmuş, hakaretler etmiş, yetmediği gibi bunun için ödüllendirilmiş. Öyle bir film ki bu, koskoca bir milletin imajı tüm dünyada yerle bir etmiş, 50 yıl önce çıkmasına rağmen bugün bir Türk olarak gittiğiniz yabancı ülkelerde bile hala size bu filmden kaynaklanan sorular sorulmasını sağlamış. Öyle bir film ki bu, politik arka planı asıl filmden daha iğrenç olan. Ama daha da önemlisi, öyle bir hikaye ki bu, ABD ve Türkiye arasındaki meşhur haşhaş krizine kadar uzanan, çeşitli siyasileri barındıran, ortaklıktan çok bir sömürge ilişkisi içeren ve adeta silah olarak kullanılan bir sinema filmi bulunduran bir hikaye. Midnight Express. Hikayeyi sizler için bir başa saralım. İnsanlığın film yapmaya başlamasıyla bu tekniği propaganda için kullanmaları neredeyse eş zamanlı yaşanmış. Fransız-Alman Savaşı'nda Almanlara karşı çeşitli propaganda filmleri çekilmiş, ardından 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar da bunun için özel bir propaganda bürosu bile kurmuş. 2. Dünya Savaşı'ndaysa artık sinemanın nasıl bir hale geldiğini çoğunuz gerek Göbels filmlerinden gerekse ABD'nin propaganda filmlerinden hatırlıyorsunuzdur. Leni Riefenstahl'ın yarattığı resimler bugün hala ağızları açık bıraktığı gibi hemen peşinden Nazi bağlantısından etik tartışmaları başlatıyor. Triumph des Willens filmi hemen hemen aynı dönemlerde Charlie Chaplin tarafından parodi bile edildi. İnovasyon, propaganda ve gönderme. Peşi sıra. Başta Star Wars olmak üzere Citizen Kane, Clockwork Orange, Gladiator, Starship Troopers, Lord of the Rings gibi filmlerde Riefenstahl adlı kadına referansları bulabilirsiniz. Hatta ve hatta Michael Jackson'ın bana göre gelmiş geçmiş en efsane turne teaser'ı, History teaser'ı birebir Riefenstahl referansıdır ve bu yüzden büyük linç edilmiştir. Veya diğer tarafta Looney Tunes'un 1942'de çıkardığı DuckTales kısa filmi kıta Avrupa ki faşist diktatörlerin birer parodisiydi. Filmin sonunda Churchill'den isimlenilmiş veya benzetilmiş bir kaz evinde diktatörleri temsil eden ördeklerin kellelerini asmıştır, muzaffer olmuştur yani. Ve bir yazı bildirir. Bunun gerçek olmasını istiyorsan yapman gereken tek şey Amerikan savaş tahvili satın almak. Tüm bunlar sizlere belki yabancı gelmiyordur zira milyar dolarlık çarmıh başlıklı videomda sizlere bizzat ABD devletinin direktifiyle çekilen ilk anti-Türkist filmlerden biri olan Auctions of Souls ve Aurora Mardiganya'nın hikayesini anlatmıştım. İsteyenler tekrardan gidip izleyebilirler. Bu film 1915 yılında çekilmiş. Tıpkı daha önceki yüzyıllarda Avrupa'da Türk tehlikesini anlatan bildiriler ve meseleler gibi bu yeni medyumda hemen anti-Türkist propaganda için kullanılacaktı. Ancak bu filmlerin farkı ödüllendirilmeyi bırakın, filmi yapan milletler tarafından bile ciddiye alınmamalarıydı. Bu yüzden Midnight Express farklı bir hikaye. Çünkü anti-Türkist motifli filmler 1915'ten sonra öyle birden bitmedi tabii ki. Örneğin 62 yapımı Lawrence of Arabia filmi buna örnek gösterilebilir. Yine barbar, saldırgan ve insanlık dışı Türkleri anlatan bir yapım ancak bu filmin gerçek Lawrence'in Bilgeliğin 7 Sütunu kitabından uyarlandığını da unutmamak gerekiyor. Homoseksüel alt metinleri de bundan kaynaklanıyor büyük olasılıkla. Lawrence'in kitabını okuyan herkes daha ilk sayfalarda Arap Bedeviler arasındaki homoseksüel ilişkilerden bahsettiğini hatta onları geri kalmışlık olarak böyle hayvanlarla kıyasladığını bilir. Günümüzde Lawrence eskiye nazaran itibar görmüyor Batı dünyasında. Kitabında Türkler hakkında yazdığı bazı olaylara teknik olarak tanıklık etmiş olamayacağı da birçok tarihçi tarafından ispatlandı. Hatta Britanyalı İngiliz tarihçiler tarafından. Biraz Aurora'nın hikayesi gibi yani bu. Hatta önümüzdeki yıllarda kitabı Lawrence'in değil de bir hayalet yazarının yazdığı ortaya çıkarsa ben hiç şaşırmam. Bir gün istek olursa Lawrence'i detaylıca başka bir videoda konuşuruz. Ama tabii yine de Oscar ödüllü filme dönecek olursak sinema olarak başarılı olduğu gerçeğini kesinlikle inkar edemem. Gerek panorama shotları gerek çöl yolculuğu sahneleri veya müzikleri. Lawrence of Arabia gerçekten objektif olarak iyi bir film. Ve motifin aksine siyasi bir arka planı da yok. Yani bu film büyük bir ihtimalle siyasi sebeplerle çekilmiş bir film değil. Ki bu da sinematografinin başarılı olmasını bir nebze açıklayan bir sebep. Siyasi sebepler demişken, bugün konumuz olan filmin siyasi sebeplerine bir geçelim isterseniz. Haşhaş. Bu topraklarda belki yüzlerce yıldır üretilen afyonun elde edildiği bu bitki Türk dış politikasının en büyük krizlerinden birine sebep olacaktır. Anadolu'da gayet yaygın bir üretimi vardır. Endüstriyel amaçta kullanılabilir ancak söylediğim gibi haşhaş veya opyum da elde edilebilir. Yani uyuşturucu da üretilebilir. Türkiye'de 1933 senesine kadar serbest olarak yetiştiriliyordu. 1933 senesinde Uluslararası Afyon Sözleşmesi ile birlikte denetim altına alındı. Hatta bunun için tekel kuruldu. Dünyada uyuşturucu maddelerinin ekimi, üretimi, ithali ve ihracı single
Convention of Narcotic Drugs hükümleri uyarınca düzenlenmeye başlandı. Bu sözleşmeye göre Türkiye ve Hindistan, Birleşmiş Milletler tarafından geleneksel haşhaş üreticisi ülkeler kategorisine değerlendirildi. Ve bu kategoride değerlendirilen iki tane ülke vardır sadece. Türkiye ve Hindistan. Sorun çözülmüş diye düşünebilirsiniz, ancak bir ülke için bu durum başından beri bir sorundu. Amerika Birleşik Devletleri. 60'larda ABD'de yoğun bir uyuşturucu sorunu baş gösterir ve ABD'ye göre bu uyuşturucunun ana kaynağı Türkiye'dir. Şayet Türkiye afyon ekimini yasaklarsa bu sorun ortadan kalkacaktır. En azından propaganda budur. ABD'nin tezi budur. Hatta öyle ki daha Atatürk döneminde bile kendisiyle birebir temasa geçerek bu işin devlet tarafından regüle edilmesini isterler. Fakat bu yumuşaklık dönemi Vietnam Savaşı ile birlikte değişir. Rambolar ve Travmalar videosundan hatırlayacağınız üzere Amerikalı askerler arasında dehşet verici bir uyuşturucu tüketimi başlar. Vietnam ABD ordusunu mental olarak yıktığı gibi binlerce askeri uyuşturucu bağımlısı yapar. İşte bu ortamda gidilen 1968 yılında dünyada çok şey değişir ve birçok politik gelişmenin temeli atılır. Bizim bugünkü hikayemizde önemli olan şey ise Richard Nixon'ın bu yılda ABD'de iktidara gelmesi, yani başkan olması. Daha da önemlisi Nixon'ın kampanyası. War on Drugs, yani uyuşturucuya karşı açtığı savaş. ABD kamuoyu uyuşturucu kullanımının vardığı boyuttan rahatsızdır. Sokaklar hep keş doludur. Nixon bunu çok hızlı fark eder ve vaatlerde bulunur kampanyası esnasında. Merak etmeyin, videonun sonuna kadar bekletmeyeceğim. Baştan söyleyeyim, bu kampanya başarısız olur. Evet, belki DEA gibi kurumlar kurulur ve geliştirilir ama uyuşturucuyla mücadele ciddi bir sonuç getirmez. Niyet de bu değildir zaten. Bu kampanya başından beri politik bir ajandanın parçasıdır. 1969 ve 1973 yılları arasında Başkan Nixon'ın baş danışmanı John Ehrlichman 94 yılında verdiği bir röportajda şöyle itiraf edecekti bu durumu. 68'deki Nixon kampanyasının ve ardından gelen yönetimin iki düşmanı vardı. Savaş karşıtı solcular ve siyahiler. Ne söylemeye çalıştığımı anlıyor musun? Savaş karşıtı olmayı veya siyahi olmayı yasaklayamayacağımızı biliyorduk. Ancak halkın hippileri esrarla, siyahileri ise eroinle ilişkilendirilmesini sağlayarak ve her ikisini de ağır şekilde cezalandırarak bu grupların itibarını sarsmayı başardık. Liderlerini tutuklayabildik, evlerini aradık, toplantılarını yasakladık ve her gece haberlerde onlara iftira atabildik. Uyuşturucu konusunda yalan söylediğimizi biliyor muyduk? Elbette bunu biliyorduk. İşte Amerikan resmi verilerine göre Vietnam'da savaşan Amerikan askerlerinin %50'si, başta eroin olmak üzere, çeşitli uyuşturucu maddelerin bağımlısı haline gelirler ve Amerikan askerlerinin uyuşturucu maddeleri özel talebi o kadar fazladır ki bölgede faaliyet gösteren eroin imalathanelerinin sayısı 67'de 8 iken 70'de 29'a çıkar. Vietnam'da uyuşturucu bağımlısı olan bu askerler ABD'ye döndüklerinde elbette birden uyuşturucuyu bırakmazlar. Anlayacağınız, Nixon'ın çözüm vaat ettiği iki konu, yani Vietnam Savaşı ve uyuşturucu bağımlılığı, aslında birbirleriyle bağlantılı konulardır. Nitekim Amerikan kamuoyunu böyle komplike söylemler tatmin etmez. Net bir düşman lazımdır. Bu düşman da tahmin edeceğiniz üzere Türkiye olur. ABD ve Türkiye'nin ilişkisine bakarsanız bunun tek taraflı, toksik, çıkarcı bir ilişki olduğunu arşivlere girmeden de gözlemleyebilirsiniz. Türkiye ekonomisi bitik, fakir ve gelişmemiş bir ülke olarak ABD'ye muhtaçtır. ABD'de başka hiçbir ortağına yapamadığı bu muameleyle Türkiye'yi bir koloni ülkesi gibi kullanır. Bir sömürge ülkesidir adeta. Türkiye'nin yardımlara muhtaç olduğunu veya muhtaç hale getirildiğini bilen Amerika Birleşik Devletleri için çözüm bellidir. Türkiye afyonu yasaklayacak ve ABD kamuoyu da tatmin olacak. Herkes memnun. ABD buradan bırakın sorun çıkmasını, kamu yeterince tatmin olur mu diye düşünüyordu. Onun hesaplarını yapıyordu. Zira Türkiye'ye emri vermek yeterliydi onlar için. Aksi düşünülemezdi bile. Nixon'ın iktidar olmasından önce bu girişimler zaten başlamıştır aslında. 1967 yılında Başbakan Süleyman Demirel ve ABD elçisi Parker Hart aralarında bir sözlü anlaşma yaparlar. Bu anlaşmaya göre Türkiye 3 ya da 4 yıllık bir süre zarfında afyon üretimini durduracaktı. 1967 yılından itibaren haşhaş üreten illerin sayısında gerçekten istikrarlı bir düşüş başlar. Bu da bu sözlü anlaşmanın uygulanmaya konduğunu gösterir. Anlaşmaya göre 1972 yılına kadar üretim tamamen duracaktır. Buna karşılık ABD bir programla 1.8 milyon dolar hibe edecek. Bu parayla Türk çiftçilere alternatifler sunulacak, yeni ekipmanlar satın alınacak, yeni ekimler yapılacak. Haşhaşa alternatifler ekilecek. Aynı zamanda jandarma ve polis için de aynı miktarda bir para desteği sağlanacak. Polis teşkilatına bir narkotik birimi kurulacak veya geliştirilecek. Fakat bu süre içerisinde Nixon dediğimiz gibi iktidara geldi. 29 Eylül 1969 yılında Henry Kissinger Türkiye için özel bir eylem planı ister. 20 Ekim 1969'da Başkan Nixon'a bu özel rapor sunulur. Raporda Türkiye'nin yardım aldığından ve üretimi yavaş yavaş azalttığından bahsederler. 71
yılında yapılacak hasat sonrası afyonun tamamen yasaklanması için Türkiye'ye baskı yapılması gerektiğini yazar. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve ABD'li William Rogers New York'ta bir görüşme gerçekleştirirler. Çağlayangil bu görüşmede ABD'nin isteği üzerine başlayan afyon ekimini azaltma sürecinin ve sonraki yasaklama sürecinin beklendiği gibi devam ettiğini söyler. Bu görüşme Türk basınına da yansımıştır elbette, içeriğinden bağımsız bir şekilde. Takvimler ilerler ve Süleyman Demirel seçimleri tekrar kazanır. Amerikalılar raporlarında buna da dikkat çekerler ve derler ki Demirel seçimleri kazandığına göre artık isteklerimizi çok daha rahat yerine getirebilir. Devamında Amerikalı Büyükelçi Handy'in Demirel'le birebir görüşmesi gerektiğini, Türk devletinin bir yasak ilan etmesi istemesi gerektiğini yazarlar. Buna göre 71 yılında son hasat yapılacaktır. Anlayacağınız bir deadline bellidir yani. Raporun devamında hem Haziran 1968'de hem de Haziran 1969'da hükümet önceki takvimini kamuoyuna açıkladı ve her yıl 2 ilin daha azaltacağını duyurdu. 1971 baharına kadar 7 il kaldı. Demirel'in gizlice ifade ettiği gibi 4 yıl içerisinde ortadan kaldırma niyetine uygun olarak 1971 yaz hasadından sonra üretim olmayacak. Üçüncü kısımda ise bu raporun, bu devletler yani bu durumda Türkiye, birlikte çalışmayı reddederse yapılacak eylem planı vardır. Türkiye üzerinde şu yazıyordur. Yıllık 100 milyon ABD doları tutarındaki askeri hibe programlarımızı, yıllık 40 milyon ABD doları tutarındaki yardım programlarımızı ve 19 milyon ABD doları tutarında talep edilen PL-480 yardımımızı tamamen veya kısmen kesebiliriz. Etkisi yavaş yavaş hissedilecek ancak kümülatif ağırlığı ölçülemeyecek. Bu tür yaptırımlar idari işlemle kolaylıkla uygulanabilmektedir. Dolar maliyeti olmayacak. Bunun yerine finansal tasarruf sağlanacak. Ancak dış ilişkilerin maliyeti ciddi olacaktır. Türklerin misilleme yapması temel çıkarlarımızı, Türkiye'nin SSCB'nin elektronik dinlenme noktası olarak kullanılmasını ve hatta Türkiye'nin NATO'ya etkin üyeliğinin devam etmesini olumsuz yönde etkileyebilir. Hatta morfin, eroin kontrolü ve baskılanması konusunda Türkiye'nin bizimle olası işbirliğine bile olumsuz etki edebilir. İlginç bir gelişme de Başkan Nixon'ın danışmanı, senatör ve NATO görevlisi Daniel Moynihan ve Henry Kissinger arasında yaşanır. Moynihan Kissinger'a gönderdiği bir yazıda Türkiye'deki pazarlıklar için beni gönderin yazar. Hatta çok ilginçtir, birebir aktarıyorum. Eroinle ilgili eylem raporu kesinlikle Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda şimdiye kadar öne sürdüğü en iyi şey. İşin aslını görmeye başlıyorlar ama hala hissetmiyorlar. Bu sorundan korkmuyorlar. Sadece başkanın ilgilendiğini fark ettiler. Bana göre asıl sorun konuyu Fransa ve Türkiye'nin hükümetlerine kimin sunduğudur, kimin temsil ettiğidir. Kısacası NATO etkilisi olarak Demirel beni ciddiye alır, beni gönderin, daha sert davranayım der. Nixon, Demirel'i iletmesi için ABD'nin Ankara Büyükelçisi Handy'ye bir mesaj gönderir. Mesaj, Nixon'ın afyon imalatından ne kadar rahatsız olduğunu, verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurgular. Türk hükümetinin çiftçilere 1970 mahsulünü yok etmeleri için tazminat olarak yaklaşık 5 milyon dolarlık ek kredi düşünüyoruz mesajını gönderir. Türk çiftçiler mahsulü yok edecek ve bir daha da ekmeyecektir. Teklif budur. Ve Büyükelçiden bu görüşmenin yazılı değil, sözlü yapılması istenir. Eğer bu mektup basına düşerse işimiz zorlaşır, notu da oraya eklenir. ABD Büyükelçisi Demirel'le görüşür ve notlarını ABD'ye geri iletir. Demirel'le başkanın notunu görüştüğünü fakat bir fotokopi bırakmadığını, Demirel'den istediklerinin çok ağır olduğunu bildiklerini ve gereken destekleri de yapacaklarını ilettiğini belirtir. Demirel cevaben bunun mümkün olmadığını, zaten yaptıkları sözlü anlaşmaya uyduklarını ve bir yasaklama yapamayacaklarını söyler. Çiftçilerin çok bağlı olduğunu ve paralarını buradan kazandıklarını belirtir. Handley'in ısrarı üzerine Demirel elinden geleni yapacağını belirtir. Birkaç gün sonra narkotik uzmanlardan oluşan ABD'li bir heyetin ziyareti sonrası yapılan ortak toplantıdan ABD Büyükelçisi Handley memnun kalmaz. ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir tavsiye mesajında elçi, Türk hükümetine baskı uygulanması gerektiğini söyler. Buna göre ABD yönetimi, Türk hükümetinin haşhaş ekiminin yasaklaması için şu adımları izlemeliydi. ABD'nin istekleri Türk yetkililere daha ikna edici ve sert bir dille ifade edilmeli. Gerekirse diğer görüşmelerimin aksine sert bir dille konuşmalıyım der. Haşhaş ekiminin yasaklanması isteği Aralık 69'daki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da gündeme getirilmeli. ABD Dışişleri Bakanı William Rogers, Türk Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile baş başa görüşerek sorunu açıkça ifade etmeli. Aynı amaçlar doğrultusunda yakın gelecekte başta Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Melih Esenbel olmak üzere ABD'yi ziyaret edecek diğer hükümet yetkililerine de haşhaş üretiminin zararlı etkileri konusunda kaygılar dile getirilmeli. Ocak 70'te yapılacak olan BM Narkotik Komisyonu toplantısına katılacak Türk temsilciler bu konu hakkında birebir görüşmelerle bilgilendirilmeli. Haşhaşın kökünün kurutulması için Türk ve ABD'li yetkililerden oluşacak ortak bir komisyon kurulmalı, bu bağlamda özel bir program hazırlanmalı. Haşhaş ekimi sorunu Türk kamuoyu ile
şekilde paylaşılmalıydı. Ancak ABD bu süreçte perde arkasında bir rol oynamalı. Çünkü ABD'nin baskısı ya da müdahalesiyle ilgili Türk kamuoyuna yansıtılacak herhangi bir bilgi Başbakan Demirel'in karar vermesini daha da zorlaştırır. Türk basınında uyuşturucu soruna değinen makaleler yayınlatılmalı. Haşhaş'ın yerini alabilecek alternatif mahsuller için bilimsel çalışmalar yürütülmeli. Ortak komite oluşturulduktan sonra ABD ve Türk yetkililer diğer ekipman ihtiyaçlarını ve yaptırımı daha etkili hale getirmek için daha ileri adımlar atabilirler. Bunun için Amerikan kredileri devreye girmeli. Demirel elinden geleni yapacağım dese de asıl derdi başkaydı. Demirel hükümeti 1970 Şubat'ında bütçenin reddi üzerine istifa eder. Cumhurbaşkanı tarafından yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilse de eski gücünü kaybetmiştir. Adalet Partisi parlamentoda çoğunluktu ama bölünmüştü. Şubat 70 tarihinde yapılan Gensor oylamasında güven oyu alamadı. Ancak Mart ayında işler değişecekti. Bunun farkında olan ABD elçisi bu yüzden baskı yapmak istemiyordu. Mayıs'a kadar zaman vardı ne de olsa. Onun yerine güven oyu sonrası Haşhaş yasağı istiyordu. Bu yüzden ABD bu dönemde Türk hükümetine baskıyı azaltmalıydı. Bunu rica ediyordu. O günlerde topraktaki haşhaş Mayıs'ta hasat edilecekti. Hatta ABD heyeti basın açıklamasını aptalca bulduğunu, Demirel'in işini zorlaştırdığını da söyler. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Handy ile aynı fikirde değildi. Onların stratejisine göre mahsul henüz topraktayken imha edilmeliydi. Sebebi de vardı bu acelenin. İlaç firmalarının afyona ihtiyacı vardı ve bunun için er ya da geç Türkiye'nin kapısını çalacaklardı. Türk hükümeti bunun farkına varırsa ABD'nin sözünden çıkar, hatta haşhaş ekiminin ihracatı arttırdığını anlarsa bu gelişmeyle de yasaklama kararını uygulamaya koymazdı. O yüzden Büyükelçi'ye Washington'dan bir yazı gelir. Mevcut durumda yapmak zorunda oldukları şey bugünkü stoklar veya gelecekteki üretim olsun. Türkiye'deki tüm haşhaşları yok etmek için bir plan oluşturmaktır. Eğer Türkiye haşhaşın yok edilmesi yönünde bir karar almazsa, Mallinckrodt, SP Panik ve Merck, Sharp ve Dohme gibi belli başlı ilaç firmalarının yetkilileri Türkiye'nin elindeki haşhaş stokunu eritmek için alımlarını bir noktaya kadar arttırmayı kabul edeceklerdi. Yani ABD ilaç firmalarını ayarlamıştı, haşhaşı bunlar satın alacaktı. Ya yok edeceksin ya da bizim belirlediğimiz firmalara satacaksın diyorlardı kısacası. 1 Nisan'da Bakan Rogers, Türk Büyükelçi Esenbel ile görüştü. Tek çözümün haşhaş ekiminin durdurulması olduğunu söyledi. Rogers'a göre Türkiye'nin itibarı ABD ve diğer ülkelerde bir sorun yüzünden zedeleniyordu. Türkiye sorunun çözümü için istekliydi ancak bu istek ABD'yi tatmin etmiyordu. Rogers sözlerine haşhaş ekiminin durdurulması için ABD yönetiminin Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu her şeyi temin edebileceğini vurgulayarak bitirdi. İhtiyacınız neyse biz bunu sağlarız. Bir gün sonra 2 Nisan'da ABD Büyükelçisi William Handy, Başbakan Süleyman Demirel ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Handy diğer görüşmelerde olduğu gibi yalnız olduklarını özellikle vurgular. Çünkü Amerikalılar bu görüşmeleri Türk kamuoyundan saklamak için çok uğraşıyordu. Demirel, güven oyunu sağlamış olmanın da getirdiği rahatlık da olsa gerek, yasaklamanın mümkün olmadığını çok net bir şekilde söyler. Değil biz, hiçbir hükümet bunu yapamaz der. Ayrıca haşhaş ekiminin kısıtlandığı illerde seçimi kaybettiğini de belirtir. Fakat sorunun seçim kaybetmek değil, halkın tepkisi olduğunu söyler. Demirel'in ısrarcı büyükelçiye mesajı da netti. Soruna bir çözüm bulmak istiyorsanız kararımıza saygı duyarsınız. Eğer durumu zorlaştırma niyetindeyseniz hiç çözüm bulamazsınız. Richardson'a göre artık Türkiye'ye yönelik baskının artması ters bir etki yaratabilirdi. Bu yüzden direkt baskı uygulamak yerine uluslararası bir alanda Türkiye'yi zorlamak gerekiyordu. Bunu Türkiye'yi bir uyuşturucu devleti gibi göstermek pahasına bile yapmak gerekiyordu. ABD bunun için uyuşturucuyu önleme toplantısı ve NATO tarafından düzenlenecek modern toplumların sorunları toplantısını seçti. ABD'nin amacı bu toplantılarda Türkiye'ye yönelik uluslararası bir baskı zemini oluşturmak. Haziran ayındaki NATO toplantısının ABD baskısı için bir paravan olarak kullanıldığı izleniminden kaçınmak için gündemin kapsamı tüm uyuşturucu sorunlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca toplantı için çağrıyı Almanlar yapacaktı. Böylelikle Amerikalılar görünürde sadece izleyici statüsünde olacaklardı. Amerikalılar kendince iyi bile hazırlanmıştı. Türkler afyonun tıbbi ürünlerde kullanıldığını söyleyecekler. Buna karşı organik haline ihtiyaç olmadığını, sentetik haline yettiğini söyleyin gibi böyle argümanlarda sıralamışlardı. Fakat istenilen olmadı. Türk hükümeti mevcut afyonun devlet tarafından satın alındığını, bunun ilaç firmalarına satıldığını, bu yüzden yasaklamaya gerek olmadığını söyledi. Buna karşılık ABD bir yaptırım da yapamıyordu çünkü 61 anlaşmasına göre Türkiye'nin bu üretim hakkı vardı. Sırf bu yüzden Amerika BM'ye yeni bir anlaşma sundu. Böylelikle Türkiye'ye yaptırım uygulanabilecek bir zemin olacaktı. Kongre üyesi Peter Rodino o kadar ileri gitti ki, uyuşturucunun ABD'ye girmesini engelleyemeyen herhangi bir ülkeye askeri ve ekonomik yardım askıya alma fikrini de gündeme getirdi. Ankara Büyükelçisi William Handy'ye de katıldı bu toplantıda. Handy bu fikre pek sıcak bakmadığını söyledi. Handy'ye göre böyle bir şey yapılırsa Türkiye'deki anti-Amerikancılık gittikçe artacaktı. ABD'ye göre haşhaş konusu Türkiye ile ilişkileri ciddi bir şekilde bozacak bir noktaya evrilmişti. Ancak tüm bu baskı beklenen etkiyi yapmıyordu. Türkiye'de anti-Amerikancı hava hakimdi. ABD'nin hazırlattığı bir raporda Türklerin hassas olduğunu ve ABD'nin onlara küçük bir Afrika ülkesi gibi davranmasının öfkeye sebebiyet verdiği yazıyordu.
Hemen başka bir yere geçelim. Aynı günlerde Amerikalı William Billy Hayes daha önce 3 kere geldiği Türkiye'ye tekrardan geldi. Turistik ziyaret değildir ama bu. Hayes Türkiye'den haşhaş satın alır, bunu ABD'ye kaçırır ve orada yüklü bir paraya satar. Yine aynı şekilde haşhaşı gizleyip uçağa binmeye çalışacaktır ancak bilmediği şey ABD'nin de baskısıyla oluşan bu krizde Türkiye'nin değişen politikasıdır. Uçağa binerken yapılan kontrolde üzerindeki haşhaş bulunur. Billy Hayes hemen tutuklanır. Hayes çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu kaçakçılığından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılır. Bu kaçakçının tutuklanması o dönemlerde tıpkı diğer kaçakçılar gibi önemli bir gelişme değildir. Türkiye'nin imajını yerle yeksan edecek olaya sebep olacak bu gelişme henüz değerli değildir Amerikalılar için. Henüz. Diğer taraftan sular iyice ısınmıştır. Ağustos 1970'te ABD'nin Ankara Büyükelçisi Washington'a gelerek Başkan Nixon'la bu haşhaş konusunu özel olarak görüşür. Bunun üzerine Başkan Türkiye ile ilgili genel durumu öğrenmek ister. Büyükelçi Türkiye'nin NATO partneri olarak bütün yüklerini yerine getirdiğini, İncirlik üssünü ABD'ye açtığını anlatır. Türk ordusunun öneminden bahseder ve Başkan Nixon ordunun statüsünün farkında olduğunu belirtir. Burası önemli olacak. Büyükelçi Handley anti-Amerikancılığın büyük bir problem olmadığını ama Türk solcularının bu haşhaş yasaklamasını kullandıklarını söyler. Başkan Nixon da Türk solunu kim yönetiyor diye sorar. Cevaben Büyükelçi, resmi bir komünist partisi olmadığından yasaklı olduğu için Türkiye İşçi Partisi'nin Türk solunun başını çektiğini, gençlik ve Marksistler arasında bir kitleler olduğunu söyler. Büyükelçi tekrardan Demirel'in baskı altında olduğunu belirtir. Başkan da bunun üzerine elimizden geldiğince kaynakları kurutacağız ama Demirel hükümetini de utandırmak istemiyoruz. Tekrardan Büyükelçi'ye, onlara de ki onları kamuoyu önünde rencide etmeyiz ama özelde bu işin bizim için felaket derecede önemli olduğunu belirt. Çizgimiz budur. Ve fakat diğer tarafta Türkiye'de gerilim yükseliyordu. Demirel hükümeti daha fazla başta kalamayacaktı. 12 Mart muhtırası yaşandı. Ardından Başbakan Süleyman Demirel ve hükümeti istifa etti. Fakat meclis kapanmamıştı. Bu sebeple sözde tarafsız Nihat Erim başbakan yapıldı ve yeni bir yönetim sağlandı. Dışişleri Bakanı Çağlayangil'e göre bu işin arkasında ABD vardı. Bundan açık bir şey olamaz. 12 Mart'ta CIA vardır. Büyükelçi de vardır. 12 Mart'ta haşhaş vardır. CIA altı mı uydu diyecektim. Süleyman Demirel ABD'yi hayal kırıklığına uğratmıştı. Türkiye'de yasak sağlanırsa bunun karşılığı olarak Türk çiftçisinin zararları New York Eyaleti ve ABD Kongresi tarafından bu amaçla tahsis edilen fonlardan ödenecekti. Güya. Bu değişiklik üzerine yönetim CIA'den Nihat Erim hükümeti hakkında bilgi istedi. Bunun üzerine CIA raporu da hazırladı. CIA'ya göre Nihat Erim ABD'ye karşı daha pozitif bir isimdi ancak daha öncelikli sorunları vardı. Radikal siyasi grupların bastırılması öncelikliydi. Bu Amerika'nın da işine gelecekti. Bu grupların dağıtılmasıyla Amerikan karşıtlarının da Türk siyasi arenasından çekileceği gerçeği vardı ortada. Türkiye'deki Amerikan karşıtlarının bastırılması ABD için belki de haşhaş yasağından daha da önemliydi. Haşhaş sorunu daha geri planda görülse de yine de kendi içinde bir hız kazanmıştı. Çünkü Amerikan karşıtı gruplarının lağvedilmesi bu durumda solcu gruplar haşhaş ekimi arasında doğrudan bir ilişki olacaktı. Buna göre Amerikan karşıtı siyasi gruplar ve öğrenciler kontrol altına alınabilir ve üniversite kampüsleri geri elde edilebilirse haşhaşın yasaklanmasının önünde hiçbir engel kalmayacaktı. Tüm bu olaylar kapsamında Nihat Erim'in 22 Nisan 1971 günü TRT'de yaptığı konuşmada alınacak tedbirler balyoz gibi kafalarına inecektir demesiyle balyoz harekatı başlatılmış oldu. Sizin bildiğiniz balyoz değil o. Diğer sol fraksiyonların aksine Avcıoğlu grubuna CIA özel vurgu yapıyordu. 12 Temmuz'da CIA'nin hazırladığı Türkiye raporunda durum böyle özetlenecekti. Demirel siyasi krizleri fazla taşıyamadı. Generaller kendisini istifa etti. Eğitimli olan bu elitler hala Atatürk döneminden kalma elitist, reformist, yarı otoriterliği tercih ediyor. Geleneksel olarak CHP içinde kümelenen bu grup asla partilerinin özgür seçimlerde başarılı olduğunu görmedi. CHP liderleri bu reform çabalarında hala halkın desteğini alacaktan umuyor olsalar da bazı parti üyeleri de bir darbe beklentisindeler. Burada bir yıldızla not düşülüp Devrim Gazetesi kurucularından yani Avcıoğlu grubundan dolaylı olarak MDD'den bahsedilir. Rapora göre özellikle şehirdeki terörizmin suçu Türk eğitim sistemidir. Çünkü başından beri Türk eğitim sistemi reformcu bir zihniyete sahiptir rapora göre. Üçüncü nokta olarak da Kürt ayrılıkçı gruplarından bahsedilir. 35 milyon nüfusun 3-4 milyonunun Kürt olduğunu, Doğu Anadolu'nun gelişmemiş olduğunu yazarlar. Genel bilgilendirme verir yani. Türkiye ve haşhaş konusu Hollywood filmlerine bile konu olur bu esnada. The Godfather filminde hepiniz hatırlarsanız Solozzo isimli uyuşturucu baronu karakterinin lakabı Türktür ve Türkiye'de haşhaş tarlaları Sicilya'da da bu haşhaşı işleyen atölyeleri vardır. Başbakan Nihat Erim ABD'yi memnun edecek açıklamalar yapmıştı ancak henüz harekete geçmemişti. Türkiye'deki haşhaş üretimini kontrol etme veya yasaklama amaçlı bir program henüz ilan edilmemişti. Nitekim askerlerden de ses çıkmıyordu. Bunu ABD de garip buluyordu. Orduyu tam olarak tartamıyorlardı, değerlendiremiyorlardı. Ne düşündüklerini tam olarak algılayamıyorlardı. Türk tarafında ise çok netti aslında.
Bu konu MGK toplantısında görüşülürken eski bir asker olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Genelkurmay Başkanı Memduh Tamaç pazarlık yapmaktan utandıklarını, Türk askerinin giydiği fanilladan postallara kadar her şeyin ABD'den geldiğini söyleyerek bunu belirtirler. Nihat Erim hükümeti bunun üzerine bir orta yol olarak ABD'den bazı isteklerde bulunur. ABD bunu bir davet olarak görür çünkü zaten başından beri onların teklifi buydu. Bundan yüz bulmuş olacaklar ki William Handley, Başbakan Nihat Erim'le 21 Haziran günü sert bir görüşme yapar. Handley çok sert bir şekilde yasaklamayı talep eder ve tehditvari bir dil kullanır. Bunun üzerine Erim araya girer ve insani sebeplerden dolayı bu konuyla ilgileneceğini belirtir. İlginçtir bu arada, Nihat Erim, ABD elçisine Süleyman Demirel'in kendisine Amerikalıların bu Afyon karşıtlığının sebebinin Amerikalı Yahudilerin yaptığı propaganda olduğunu, onların da hedefinin Türkiye'nin Orta Doğu politikası olduğunu söylediğini anlatır. Yani Süleyman Demirel bunu Nihat Erim'e anlatmış. Nihat Erim de bunu ABD elçisine söylüyor. ABD elçisi de Amerika'ya raporluyor. Şimdi burada kafanız biraz karışmasın. Demirel döneminde Ağustos 69 tarihinde Mescid-i Aksa'yı Avustralyalı bir Hristiyan kundaklamaya çalışınca İslam Konferansı Teşkilatı kurulur. Yani kuruluş sebebi budur. Demirel de buraya katılma kararı alır. Hatta o dönemlerde demin değindiğimiz Amerika gezisinde olan Bakan Çağlayangil apar topar Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalır. Türkiye'de de bu bayağı tartışılır. İşte bu laikliğe karşı mı bu iş, bizim ne işimiz var burada diye. Büyük olasılıkla Demirel'in Erim'e anlattığı bu hikayenin arka planı buradan kaynaklanıyor. Tabii Nihat Erim'in bunu çat diye ABD elçisine söylemesi büyük amatörlük. Nihat Erim ayrıca ABD elçisine Batı Almanya'dan yayın yapan TKP'ye yakın bir komünist radyo olan Bizim Radyo'nun aylardır Nihat Erim hükümetinin ülkeyi Amerikalılara sattığını, yaydığını söyler, şikayet eden yani. Büyükelçi Handley sert bir dille isteklerini sıraladıktan sonra Nihat Erim en sonunda tamam ben tüm bunları Türk kamuoyuna nasıl anlatacağım diye sorar. Bunun üzerine bu çok ironiktir, basında da yer almıyor. Bunun üzerine Büyükelçi Handley der ki konuşmanızı ben yazabilirim. Yani bu Türk basında da yok. Çok ilginç. Nihat Erim, ABD'nin Batı'nın lideri olduğunu ama Türkiye'den 10 bin kilometre ötede olduğunu belirtir. ABD'nin aksine Rusya ise yakın ve gerçek bir tehdittir. Büyükelçi bütün tartışmaya son noktayı koyar. Endişemiz şudur ki, 30 Haziran'a kadar böyle bir kararname çıkmaz ise Kongre Amerika'daki tazyik sonucu ilişkilerimizi zor duruma sokacak tedbirlere başvurabilir. Kısacası ambargo. Artık bir deadline vardır yani. Ve gerçekten de Erim hükümeti Amerikalıların verdiği süre dolmadan bu yasağı çıkartırlar. 26 Haziran 1971'de Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklanır. Toplanan Bakanlar Kurulu Türkiye'de 72 sonbaharından itibaren haşhaş ekimi ve afyon ekimini kesin olarak yasaklama kararı almıştır. CHP'li Nihat Erim bu kararını gider İsmet İnönü'ye danışır. İsmet İnönü de tebrik ederim büyük bir cesaretli karar aldı. Kendisinin akıllı olduğunu bilirdim, bunun bir örneğini daha vermiş oldu der Nihat Erim'e göre. Şevket Süreyya Aydemir Cumhuriyet'te çıkan yazısında bir hazinenin ölümü diyecekti bunun için. Sert eleştirecekti. Nihat Erim'in hükümeti pazarlığa 350 milyon dolar isteyerek başlamıştı. Sonunda da 35 milyona razı olmuştu. Onda biri. ABD'den gelen miktar ise ancak 10 milyon olmuştu. Bunun da sadece 2 milyonu dağıtılmıştı. Geri kalanı hazineye devredilmişti. Ancak Başkan Nixon yaptığı basın açıklamasında Nihat Erim'i çok över. Başka milletlere örnek olacak bir karar olduğunu söyler ve Erim'in cesaretini tebrik eder. Türk basını ise ulan ABD niye kendi kaçakçılarıyla değil de Türkiye'de yapılan tarımla uğraşıyor diye tepki verir. Ancak Nihat Erim hükümeti de sonuna kadar kalamayacaktı elbette. 1973 seçimlerinde Bülent Ecevit'in liderliğinde CHP birinci parti olur. Bunun üzerine Necmettin Erbakan'ın MSP'si ile bir koalisyon kurulur. Ecevit'in bütün seçim boyunca ana vaatlerinden biri de haşhaş yasağını kaldırmaktı. Kıbrıs sorunuyla birlikte meydanlarda konuştuğu iki konudan biriydi hatta. Hatırlarsınız meşhur Ak Günleri 1973 seçim bildirgesinde de bu konu net şekilde yazıyordu. Öyle ki Ecevit'in Afyon mitinginde halk haşhaştır tek rızkımız, Ecevit'tir tek umudumuz pankartı açmıştı. Ancak sadece popülizmde değildi sebep. Nihat Erim'in getirdiği bu haşhaş ekimi yasağı Türkiye'yi morfin ihtiyacı için ithalat yapma durumuna getirmişti. Üretici ülke ithal eden duruma düşmüştü ve üstelik dünya piyasasında ciddi bir düşüş olduğu için morfin ithalatı daha da pahalıya mal olmaya başlamıştı. Üstüne üstlük ABD'nin söz verdiği para da Türkiye'nin zararına oranla oldukça azdı. Türk ekonomisinin zararı 100 milyon doları aşmışken ABD'nin tazminatı sadece 35 milyon dolardı ve bunu da ödemiyordu. Öte yandan Türkiye bu yasaklar için karar yapan, onca baskılar yapan, piyasada başta temin etme sıkıntısı olmak üzere ekim ve üretim boşluğu oluşturan Amerika dalga geçer gibi morfin üretmek için Arizona'da 400 dönümlük bir arazide haşhaş ekimine başlamıştı.
başlamıştı. Erbakan da Ecevit de vaat olarak bu yasağı kaldırmayı vermişti. Şimdi bir de koalisyon oluyorlardı. Bu iki parti arasında yapılan koalisyon protokolüne göre haşhaş sorununa bir yandan insani kaygıları tatmin edici, öte yandan haşhaş üreticilerinin mağdur durumlarına son verici çözüm yolları süratle bulunup uygulanacaktır, yazacaktı. ABD basını sert eleştiriler yapar. Yorumlar Türk hükümetinin beklenen kararı alması halinde Türk milliyetçiliğinin ABD'nin baskılarına galip geleceği şeklindeyken, diğeri ise ABD Hava Kuvvetleri tarafından Türkiye'deki haşhaş tarlalarının bombalanması fikriydi. Bazıları daha da ileriye giderek Türkiye'deki bazı cami ve stratejik noktalarının bombalanması gerektiğini yazıyordu. Amerikalı yetkililer yana yana Ecevit'ten görüşme talep ediyor ve baskıyı artırıyorlardı. İlk görüşmelerinde Ecevit kararlı kalır. Amerikalılar uyarıda bulunur. Bu görüşmelerden birinde Bülent Ecevit ABD elçisine seçilmiş hiçbir Türk hükümeti asker destekli erim hükümetinin aksine böyle bir yasağı koyamazdı. Dünyada böyle bir morfin sıkıntısı varken, Hindistan'dan daha fazla haşhaş ekmesini isterken Türkiye'den yasak beklemek nasıl bir mantıktır diye sorar. Ve gerçekten de verdiği söz üzerine koalisyon hükümeti 1 Temmuz 1974'te haşhaş yasağını kaldırdı. Amerikalılar bu kararı radyolardan öğrendi. Direkt ertesi gün ABD Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato aldığı kararlarla Türkiye askeri ve ekonomik yardımların durdurulmasıyla ilgili tasarıyı kabul etti. Türkiye'yi çok ağır tehdit etmeye başladılar. Bugün bile hala Kıbrıs harekatı yüzünden konduğu sanılan ambargoların asıl çıkış noktası gördüğünüz üzere haşhaş yasağının kaldırılmasıydı. Bu baskılara karşı Ecevit ve Erbakan kararlarından dönmeyeceklerini açıkladılar. İç politikada da tepkiler vardı. Adalet Partisi Çanakkale Milletvekili Murat Bayrak düzenlediği bir basın toplantısında hükümetin haşhaş meselesini istismar ederek maksatlı ve tahrik edici bir üslupla eşine pek ender rastlanan bir mesuliyetsizlik hissi içinde Türkiye'yi büyük ve hakiki dostu ve müttefiki olan ABD'den koparmak peşinde olduğunu, Amerikan milleti için haşhaşın arz ettiği tehlikenin Sovyet balistik füzelerinden farksız olduğunu, Ecevit hükümetinin ülkeyi NATO'dan ayırarak komünist blok içine sürüklemeyi hedeflediğini söyler. MHP lideri Alparslan Türkeş, Kıbrıs'ta anlaşmalarla kurulu düzenin ortadan kaldırılmasına seyirci kalınmasının başlıca nedeninin Batı dünyası ve Batı dünyasının büyük lideri ABD ile Türkiye'nin ilişkilerini bozan haşhaş ekimine tekrar izin verilmesi kararı olduğunu söyler. Tabi bu noktada birkaç ay içerisinde yaşanacak Kıbrıs harekatını tahmin edemiyor olsa gerek. ABD Türkiye'ye ödenecek yardımın kesildiğini duyurur. Zaten de ödememişlerdi. Maliye Bakanı Deniz Baykal, ABD'nin ödemeyeceğini açıkladığı tazminatın kalan kısmının bütçeden ödeneceğini, bu çerçevede haşhaş ekim yasağından zarar görmüş olan 63 bin aileye hak ettikleri yardımı yapacaklarını açıklar. Diğer taraftan Amerika'da kazanlar kaynıyordur. Kongre üyesi Wolf işi çok abartır. Türkiye'de haşhaş ekim yasağının kalkması demek, ABD'li gençlerin damarlarına 200 ton eroin daha enjekte edilmesi demek. Beyler, Türkiye'ye olan bağlılığınız mı daha önemli, yoksa seçmenlerinize olan bağlılığınız mı? Senatör Joseph Abado kongrede yaptığı konuşmada Türkiye'nin bu dehşet verici suçuna karşı derhal bir şeyler yapılması gerektiğini söyler. Bu dehşet verici suç da yasağı kaldırmak yani. Şimdi sizlere bir makale okuyacağım diyerek Pete Hamilton Act of War başlıklı New York Post'ta yayınlanan makalesini okur. Pearl Harbor'dan beri ilk defa ülkemize karşı savaş sebebi olacak bir provokasyon yapıldı. Kore ve Vietnam ideolojik savaşlardı. Onları sadece farklı düşündükleri için öldürmüştük. Oysa ki bize bir zararları yoktu ve olamazdı da. Ama Türkiye farklı. Türkiye şu an şu dakikada Amerikalı öldürüyor. Türkiye ileride daha fazla Amerikalı öldürecek. Türkiye bizleri eroinle öldürüyor. Geçen hafta Türk hükümeti haşhaş yasağını kaldırdı. Bu Amerika'ya karşı direkt bir agresyondur. Bu karar öldürme, yok etme, çalma ve terörize etme kararıdır. Karşılığı savaş olmalıdır. Bu 90 bin Türk çiftçisini kendilerinin ve devletlerini sorumlu gördüğümüzü söyleyip uyarmalıyız. Onlara mahsullerini yakmak veya kaçmak için 7 günlük süre vermeliyiz. Ardından B-52 bombardıman uçaklarımızla sistematik olarak Türkiye'yi bombalamalıyız. Ve bu bombalamayı her 3 ayda bir tekrarlamalıyız ta ki Türkler olayı anlayana kadar. Ruslar da buna karışmayacaktır. Ne de olsa Türkler özgür dünyanın bir parçası ve bizden 3 milyar dolarlık yardım aldılar. Senata dokunuyor bu makale bu arada. Amerika ciddi yaptırımlar yapmak için hazırlanıyordu ancak sadece bu yasağın kalkması yeterli değildi. Böyle başka bir sebep gerekliydi. Beklenen sebebi Türkiye'de bir başka kriz oluşturan Kıbrıs meselesini bulacaklardı. 15 Temmuz 1974'te Yunan Junta yönetiminin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği darbe sonrası 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşir. Bunun üzerine ABD askeri yardımları durdurma tehdidini hayata geçirir ve kongre kararıyla Türkiye'ye karşı 1975'ten itibaren o meşhur ambargo konulur. Artık tabii gerekçe olarak haşhaş yerine bu Kıbrıs Harekatı gösteriliyordu. Diğer taraftan Ecevit'in popülaritesi tarihi bir boyuta ulaşmıştı. 10 yıllardır süren Kıbrıs sorunu ve yılların haşhaş krizini bir senede çözmüştü. O artık Kıbrıs Fatihi'ydi. İstanbul'da bir mitinge 100 bin vatandaş katılır. İnceldiği yerden kopsun. Ülkemizde pek bilinmez ama bu kriz dünyaya da yansımıştır. Kissinger başından beri Türkiye'ye karşı ambargo konulmasına karşı çıkmış, harekatın faturasını İngilizlere kesmiş.
Kissinger'a göre Kıbrıs'a yönelik mevcut İngiliz politikası aptalca olmuş, İngiltere'nin Türkiye'ye karşı bu tavrından dolayı Türkiye bu harekatı yapabilmiştir. Diğer taraftan İngiliz Dışişleri Bakanı Callaghan'a göre Kissinger'a Türklerin harekatı tam olarak nerede bitireceklerini sorduğunu, ancak Kissinger'ın bunu bildiği halde kendilerine söylemediğini iddia edecekti. Bazı İngiliz milletvekillerine göre Kıbrıs Savaşı Amerika'nın İngiltere'yi adadan atmak ve sonrasında Türkiye üzerinden Türkiye'yi oraya yerleştirerek NATO kontrolünde tutmak için bir ABD operasyonuydu. İngilizlere göre ABD bu şekilde 2 yıl önceki 73 Arap-İsrail Savaşı'nda İngilizler tarafından yalnız bırakılmasının intikamını aldığını düşünüyordu. Türkiye haşhaş yasağını kaldırmıştı kaldırmasını ama gerek Kıbrıs gerekse bu yasak yüzünden ABD'nin hıncına uğruyordu. Üstelik Türkiye'de yüz binlerin kutladığı Kıbrıs Fatihi Ecevit, ambargonun etkileri arttıkça yağ kuyruklarının fakirliğin mimarı olarak anılmaya başlandı. Değişen sadece Ecevit veya Türk-Amerikan ilişkileri değildi. Hatırlarsanız size tutuklanan bir Amerikalı uyuşturucu kaçakçısından bahsetmiştim. William Billy Hayes. 4 yıllık cezasının dolmasına yakın Türk mahkemesi cezasını 30 yıla çıkarır. Şüphesiz bu Amerikalıların saldırılarına bir cevaptır. Öyle ya, mesele uyuşturucu meselesi ise buyurun. Fakat uyuşturucuya savaş açan Amerikalılarda bir kıpırdama. O da ne? Birdenbire Billy Hayes kurtarılması gereken bir gariban olmuştu. ABD elçiliği Hayes'i çıkarmak veya en azından Amerika'ya teslim edilmesini sağlamak için çalışmalara başlamıştı. Büyükelçi McComba Hayes'i kurtarmak için elinden geleni yapıyor ancak Türk yetkililer Nuh diyor peygamber demiyordu. New York Times'ta çıkan bir makalede dünyadaki uyuşturucu ticaretini uzun süredir afyon tedariği yapan Türkiye'nin daha hafif uyuşturuculara bu kadar ağır cezalar vermesi ironiktir yazıyordu. Halbuki asıl ironik olan güya uyuşturucu için Türkiye'deki haşhaş eken çiftçileri bile bombalamaktan söz eden Amerikalıların konu afyonu gerçekten ülkelerine sokan bir kaçakçı olunca birden Errain'i kurtarma modunu açmalarıydı. Elçilik Hayes ve ailesiyle mektuplaşır. Özellikle Ecevit hükümetinin çıkaracağı bir aftan ümitlilerdir ancak beklenen olmaz. Ecevit'ten iade talebine karşılıklı bir anlaşma çözümü gelir. Eğer Türkiye Amerikalı suçluları iade edecekse Amerika da Türk suçluları iade etmeliydi. Bu çözüm tabii ki ABD tarafından bir seçenek olarak görünmeyecekti. Bu cezasının infazı için İmralı Adası'na gönderilen Hayes burada botlardan birini kaçırmayı başararak adadan kaçar. Yunanistan'a geçer. Yunanlılar Hayes'in Türk ordusu hakkında bilgisi olup olmadığını sorguladıktan sonra Almanya'ya deport ederler. Hayes en sonunda tekrardan Amerika'ya döner. İşte Midnight Express filmine giden yol bu şekilde başlar. Ancak bu kısmı isterseniz Türkiye'de o dönem görevli ABD elçiliğinin ikinci adamı olan diplomat Robert Dylan'dan bir dinleyelim. Billy Hayes Long Island'lıydı. Hoş ama saf bir genç adamdı. İstanbul Havaalanı'nda üzerinde bir paket haşhaşla yakalandı. Bu yalnızca kişisel kullanım içinmiş gibi davranamayacak kadar fazlaydı. Hapse atıldı. Başından beri çok endişeliydik ve hem hapis cezasının aşırı olduğunu düşündüğümüz için hem de bu cezanın Türkiye'nin ABD'deki imajına ne kadar zarar verdiğini gördüğümüz için onu serbest bırakmaya çalıştık. Biz bu sorunları Türklere anlatmaya çalışırdık, onlar da çok sinirlenirlerdi. Üst düzey Türk yetkililer bana şöyle derdi. Siz bizi bu suçlu hapisten çıkarmaya zorluyorsunuz çünkü bu ABD'de kötü bir izlenim bırakıyor. Bu bizi hiç etkilemiyor. Hayes'in babasını bakanlıkta birkaç kez gördüm. Çok üzücüydü. Baba tüm birikimini, bütün parasını harcadı. Long Island'daki evini ipotek ettirdi. Parasını boşa harcamamasını tavsiye etmemize rağmen tüm parasını oğlunu kurtarmak için çeşitli boş planlara harcadı. Elbette bu planların hiçbir işe yaramadı. Billy sonunda Marmaris Denizi kıyısındaki hapishanesinden kaçtı. Kimse bana bunu söylemese de Türklerin onu serbest bıraktığından şüpheleniyorum. Türklerin onu kaçmaya çalışacağını bildiğine ve buna izin verdiklerine inanmak için nedenlerim vardı. Cezaevinde kaldığı süre boyunca İstanbul'daki konsolosluk görevi tarafından sık sık ziyaret edildi. Hapisteki ilk gecesindeki dayak dışında fiziksel olarak kötü muameleye maruz kaldığını hiç bildirmediler. Başka bir şey olsaydı muhtemelen hemen bildirirlerdi veya fark ederlerdi. Hayes ABD'ye döndüğünde ofisimdeki birine iflasına sebep olduğu ailesine yaptıklarından dolayı çok üzgün olduğunu ve utandığını söyledi. Bir gazeteci yazar onunla temasa geçti ve onu serbest bırakmaya çalışırken boşa harcanan paranın bir kısmını geri kazanmanın bir yolunu teklif etti. Yazar ve Billy Gece Yarısı Ekspres adlı bir kitap üzerinde işbirliği yaptı. Kitabı okudum, fena değil ama Bill Hayes'in kendisi kitabın biraz abartıldığını ve dramatize edildiğini itiraf etti. Kitapta ilk yakalandığında dövüldüğünü iddia etti. Başka bir dayak yediğini iddia etmedi. Sinema filmi sadece acımasız muamele içermiyordu. Filmde özellikle Bill'e tacizde bulunan bir Türk cezaevi görevlisinin sahnesi vardı. Bu olayların hiçbirinin yaşandığını düşünmüyorum. Ancak hem bu kitap hem de film ABD-Türkiye ilişkilerine çok zarar verdi. Çoğu insan gibi Amerikalılar da sorunları nedeniyle yabancıları suçlamayı fazlasıyla severler. Uyuşturucu sorunu o zamanlar zaten manşetlerde yer alıyordu. Başkan
Marx'ın uyuşturucu ticaretine karşı savaş ilan etmişti. Şimdi bu sözler karşısında gerçekten ürperiyorum ama her halükarda bu bizim için başkalarını suçlama fırsatıydı. Onları afyon üretmekle suçladık. Sonra da kaçakçılık yaparken yakalanan genç Amerikalılara uygulanan sert muameleden dolayı onları suçladık. Türkler bizi iki yüzlü görüyordu. Çünkü bir yandan uyuşturucu konusunda sürekli kafalarına ve omuzlarına vuruyorduk ama Amerikalılar uyuşturucu kaçakçılığı yaparken tutuklanınca Türklere bizimle ilişkilere zarar vereceği gerekçesiyle onu serbest bırakmaları için yoğun baskı uyguladık. Çok sıkıntılı bir konuydu. Bu çeşitli kongre üyelerinin hakkında konuşmayı çok sevdiği bir konuydu ve biz her zaman arada kalıyorduk. Türklerle ya uyuşturucu kaçakçılığı denetimlerini sıklaştırmayı ya da kaçakçılık suçuna yakalanan Amerikalıların serbest bırakılmasını konuşuyordunuz. Gördüğünüz üzere Dylan'ın da birebir anlattığı gibi Billy Hayes 1977 yılında Midnight Express kitabını çıkardı. Hayes'e kitap için $25,000 ve yapılacak bir filmin hakları için $35,000 para ödendi. Billy önce kitabı kendisi yazmak istedi ancak yayın evi 15 sayfalık yazısını gördükten sonra profesyonel bir hayalet yazar tuttu. Kitabı William Hoffa yazdı. Pek fantastik bir içeriğe sahip değildi aslında. Sorun zaten kitapta da değildi. Kitaptan yapılacak olandı. Bir yıl sonra 1978'de Midnight Express çıkacaktı. Türkiye'de çekim izni alamadıkları için film tamamen Malta'da çekildi. Sadece arka plan şotları için küçük bir ekip İstanbul'a geldi. Burada sigara reklamı çekecekleri yalanını söyleyerek görüntüler aldılar. Filmin reklamı da daha çekilirken yapılıyordu. Hayes Amerikan basını tarafından 100 yılın mağduru olarak gösteriliyordu. Yapımcısı Peter Gruber, Alan Marshall ve David Putnam'dı. Alan Parker yönetmen ve meşhur Oliver Stone da senaryo yazıyordu. Stone kitabı okudu ve beğenmedi. Yeterince dramatik olmadığı için Stone, film çekiyoruz belgesel değil diyerek değişiklikler yaptı. Film direkt Billy'nin haşhaşı kaçırmak için havaalanına gitmesiyle başlar. Bu arada şimdiden söyleyeyim, filmde tek bir Türk oyuncu yok. Malta'da çekildiği için oyuncular Maltalı, Yunan veyahut Ermenilerden oluşuyor. Filmde Billy'nin yanında bir kız arkadaşı var. Gerçekte Billy yalnızdı. Filme bu kız arkadaşı karakterin eklenme sebebi daha mazlum ve özdeşleşilebilir bir karakter olsun diye. Billy karakterimiz Atatürk posterleriyle donatılmış tuvalette yüzünü yıkadıktan sonra olay başlar. Hemen sonraki shotta Nixon'ın sert konuşmasını, teröristleri tehdit eden konuşmasını başlık edinen bir gazete manşeti görürüz. Eyvallah başkan, büyüksün ya, lafsın sen. Billy sevgilisiyle böyle mutlu mesut oynaşırken o da ne? Faşist Türkler aracı durdurup arama yapacaklarını söylerler. Benim gariban Bilim tam uçağa binecekken foşik Türk omzundan tutar ve aramaya başlar. Polisler buldukları uyuşturucuyu önce bomba sanarlar, sonra Bilim'i tutuklarlar. Arkadan da acıklı bir piyano girer. Sonraki sahnede polisler birden böyle bir ani karakter değişimine uğrarlar. Demin Star Wars'taki imparatorluk gibi takılan adamlar birdenbire Ewok'lara dönüşür. Aşırı derecede aptallardır, hiçbir şey beceremezler. Türkçe hariç her şeye benzeyen bir dil konuşan komiserler içeriye girer ve birinin eline uyuşturucuları tekrar vererek fotoğraf çekince izler. Bütün polisler de bir avanak avanak sırıtarak sıraya girerler. Burada amaç seyircide suçun tesirini azaltmak için tekrardan eline verip sahte bir fotoğraf çektirmek mi? Yoksa Türkleri aptal olarak mı göstermek, tam karar veremedik. Belki de ikisi de. Daha sonraki sahnede Billy botlarında bir paket haşhaş daha çıkarır. Polisler bunu görmemiştir. Polisler o kadar aptaldır ki bunu bulamamışlardır. Ne diyor herif? Ne bileyim. Ne diyor bu? Vay serseri herifler vay. Nereden buldun? Vay sallak herifler vay. Ulan daha biraz evvel bana Amerikalı'ya arama tarama yaptığınızı söylemediniz ulan. Ulan şimdi herif botlarının içinde nesler çıkarıyor ulan. Ya baba söyleme oğlum. Ulan herif kim bu da? Vay serseri herifler vay. Ardından bir Amerikalı yetkili gelir, Billy'e destek amaçlı. Filmde ilk insani karakter budur. Kendisini Türk komisere götürür, komiser elinde tesbihle görev odasına adeta zikir çekiyordur. Billy'e haşhaşı nereden aldığını sorar, Billy de bir Türk'ten aldığını söyleyince ekibimiz Türk satıcıyı aramaya başlarlar. Bu noktada film suçu Billy'den çekip bir Türk'e yükler. Polisler satıcıyla ilgilenirken Billy pazarın içine kaçmaya başlar. Saçma sapan bir kovalamaca sekansı sonrası Billy Türkleri atlatır. Dedim ya, Türk tarafı kötü ama en basit işleri bile beceremeyecek derecede gerizekalıdır bütün film boyunca. Billy'yi tabii ki de Amerikalı dostumuz yakalar tekrardan. Şimdi burada yapılan mevzu da şu, iki yakalama sahnesi oluyor 20 dakika içerisinde. İlk yakalama suçlu olduğu için, yani kaçakçılığı yaparken yakalanır. İkinci bir yakalama sekansı yapılır. Burada özgürlüğüne kaçarken yakalanır tekrardan. Artık mağdurdur, kaçakçı değildir. Dostumuz hapishaneye getirilir. Ana mekanımız. Billy kardeş üşüdüğü için battaniye ister ama artık gardiyan mı başka bir mahkum mu deli mi ne olduğu belli olmayan eleman yatmasını söyler. Ancak demin de dediğim gibi Türkler aptal ya, bu kadar iş yapan kötü adamlar, hücreyi kitlemeyi unutur ve Billy çıkıp battaniyesini kendisi alır. Bunun üzerine çılgına dönen Türkler sırf battaniye aldı diye Billy kardeşi gece yarısı hücreden döve döve çıkarırlar. Ardından filmin kötü adamı gardiyan Hamido ilk defa belirir.
Billy soğuktu, battaniye aldım deyince gardiyan çıldırır ve Billy'yi coplamaya başlar. Ardından Billy kardeşi ayaklarından tavana asarlar ve hunharca dövmeye devam ederler. Suçu battaniye çalmakmış öğrendiğim kadar. Falaka'ya yatırdıktan sonra gardiyan Hamido, gariban Bilo'nun bacaklarını ayırır ve ekran kararır. Artık Hamido tecavüz mü etti bilmiyorum ama filmde homoseksüel bir alt metin sürekli var. Yapımcı firma sorun çıkardığı için o kısımlar törpülenmiş, yani bayağı bir sorun olmuş ileriki sahnelerde de. Gerçek şu ki gerçek Billy böyle bir dayağı ne sonra ne önce hiç yememiş, tecavüz zaten yok. Ancak İsveçli bir başka mahkumla eşcinsel ilişkisi varmış kendisinin. Ama kendi isteğiyle, yani başka mahkumla. Tabii filmde Amerikalı dostlarımız bunu yine Türklere yükleyip, o zamanlar şey dönemi değil yani, bugünkü dönem değil ya. Bugün olsa seve seve yaparlar da o dönemler tabu olduğu için bunu Türklere yükleyip tecavüzle bağlamışlar konuyu. Neyse, Bilo kardeş birkaç gün bilinci kapalı yattıktan sonra ezan sesiyle hapishanemizde uyanır. Bu arada sürekli ezan var. Yani günde 5 vakit falan değil, bir günde 20 vakit falan sürekli ezan var. Arkadaşları anlatır. Burası Türkiye. Burada her şey mümkün. Herkes günahsız, herkes suçsuz hapistekiler. İyi giderse işlerin, sahte bir pasaportla Yunanistan'a kaçabilirsin diye. Başka bir Amerikalı mahkum çok öfkeli davranacak ki arkadaşı olacak bu ileride. Bizim Bilo sorar. Ne oldu? O niye burada diye. Bir camiden hırsızlık yaparken yakalandı. Burada bunun cezası ağırdır. E peki ne çaldı diye sorar. 2 tane şamdan. O kadar mı? Evet o kadar. Bir yıldır burada veda mahkemesi bile görünmedi. Ardından uyuşturucu bağımlısı duayen mahkum Max'e giderler. Max de bunlara Türkiye'de dürüst avukat falan bulamayacaklarını, okullarda bunlara dürüst olmamayı öğrettiklerini falan söyler ve gece yarısı ekspresini denemesini söyler. Yani hapishaneden kaçmayı. Bu bir kod ismiymiş. Ardından gelen sahnede Billy'nin babası ziyarete gelir ve tuttukları avukatla tanıştırır. Tabii filmdeki tüm Türkler gibi o da itici, yalancı, düzenbaz bir dolandırıcı. Mahkemeyi hakim ayarladık merak etmeyin diye ekler. Billy de Yunanistan'a gitmek istediğini söyler. Ardından babasıyla sohbete geçer. İstanbul'u nasıl buldun diye muhabbete girişir. Babası da garip bir yer olduğunu ve Türk yemeklerinin bok gibi olduğunu söyler. Tuvalete zor yetiştim diye ekler. Bundan sonra her akşam patates kızartması ve ketçap yiyecekmiş. Çünkü Türk yemekleri Türk yemekleri kötü ya. Türk yemekleri kötü, anladınız mı? Türk yemekleri kötü olduğu için hamburger ve patates kızartması yiyecekmiş babası. Neyse, Billy kardeş mahkemeye çıkar. Ünal Karaman cosplay gibi dolaşan savcımız Allahsızları cezalandırmamız gerekir diye ceza ister. Bu arada ben uydurmuyorum bunu. Birebir yani. Allahsızları cezalandırmamız gerekir diyor. Öyle işliyormuş hukuk. Siyasi sebeplerden dolayı da cezalandırılması mutlaka gerekiyormuş. Mahkeme Billy kardeşe 4 yıl ceza verir. Billy'nin babası bağırır. Oğluma iyi bakacaksınız. Duydunuz mu? Yoksa siktiğimin kafanızı koparırım Türk piçleri diye. Ardından Billy voiceover'a geçer ve işte Türkiye ve Türkleri anlatır. Türklerin bütün yabancılara kafir dediğini, her şeyi ayıpladığını ve kısaca iki yüzlü olduklarından bahseder. Bel altı bıçaklamayı Türk intikamı diye anlatır. Ha bu arada bu deli karakteri tanırız. Adı Rıfkı'ymış. Bunları sürekli dolandırıyor işte. Türk olduğu için o da tabii ki de. Yine çirkin, itici, pisliğin teki. Örneğin mesela sabun için 10 dolar alıyor bunlardan. Ulan sabuna 10 dolar alınır mı domuz deyince Rıfkı da Türkiye'de domuz yok ki diye güler böyle. Yani... Sonra Max'in kedisine saldırır. Burası önemli. Billy neden böyle yaptığını, derdinin ne olduğunu söyleyince de kedi pis hayvandır, ayıp diyor. Bu arada bu ayıp kelimesini dini bağlamda da kullanıyorlar. Yani günah, haram kelimesi olarak herhalde seçmişler bunu. Yani Türkler kedi de sevmiyormuş. Öğrenmiş olduk. Kedileri ayıp buluyormuş Türkler ve atıyorlarmış. Bize niye böyle davranıyorsun diye sorunca Billy, bizim Rıfkı da sen Amerikalısın anlamazsın diyor. Neymiş anlamadığım diye sorunca Billy, sikilmeden sikeceksin diyor Rıfkı kardeş. Ertesi gün Max ve diğer mahkumlar uyandığında kedisinin öldürülmüş ve asılmış şekilde bulur. Max kedisi için ağlarken hüzünlü bir sahne, arkada Türkler gülerler. Arka planda hemen yine ezan sesi vardır. Yani hani kedi ayıp ya, deminki sahnede anlatıldı zaten. Ayıp olduğu için bizim Türkler de öldürmüşler hayvanı. Bir de hani Türklere yani, neyse. Aradan zaman geçer. Atatürk posteriyle açılan bir shotla Türk avukatı Billy'den rüşvet için yüklü miktarda para ister. Böylelikle rüşvetle çıkarılabileceğini söyler. Ümidi kesen Billy'nin arkadaşları kaçma planı yapıyorlardır bu esnada. Ancak Billy çıkarım diye katılmaz. Ta ki müebbet yiyeceğini duyana kadar. Bu da bizi filmin midpointuna getiriyor. Aslında bir saattir bütün bu saçma sapan anlamsız sikik sahneler silsilesinin amacı izleyiciyi bu sahneye hazırlamaktır. Şimdiye kadarki sahnelerde ya filmlerde ırkçılık gördünüz ya, onları unutun. Şimdi gelecek sahne bambaşka bir seviye. Mahkemeye çıkan Billy'den mahkeme konuşmasını ister. Billy önce suçsuz olduğunu söyler. Savcıya döner. Gelişmiş toplumlarda adaletin önemli olduğunu, ancak bunu Türklere öğretmeye çalışmak bir ayıya tuvalete sıçmasını öğretmekten daha zor der. Domuzlardan oluşan bir millet olarak domuz yememeniz çok komik der.
Ardından derin bir nefes alır. Yüce İsa piçleri affetti ama ben affedemem. Sizden nefret ediyorum. Milletinizden nefret ediyorum ve halkınızdan nefret ediyorum. Oğullarınızı ve kızlarınızı sikeyim çünkü domuzlar. Siz de domuzsunuz. Hepiniz domuzsunuz. Bakınız, tekrar altını çiziyorum. Bu film bu senaryo için Oscar aldı. Tüm o anlamsız sikik sahnelerin olayı da izleyiciyi bu noktaya taşımak. Normalde şeytanın yeryüzündeki temsilcileri olan Türkler bu filme göre ne hikmetse bu hakarete ve küfre hiç tepki vermezler. Hatta hakim "Oğlum benim elim kolum bağlı, Ankara zorluyor" der geçer, böyle mahcup da olmuştur. Bunun üzerine tabii çaresiz kalan Bilo kardeş kaçmaya karar verir. Tabii bizim Rıfkı durumu ispiyonlayınca Billy Rıfkı'yı döver ve dilini ısırarak koparır. Filmin en yüksek noktasını geride bıraktığımız için artık Türklerin öldürülme kısmı başlar. Şimdiye kadarki bölümü bunun altyapısını yapmaktı. Çünkü Rıfkı öldüğünde artık onun için, onu insan olarak görmediğin için veya diğer Türk figürleri, bunların öldürülmesiyle ilgili hiçbir etik sıkıntı görmüyorsun. Billy kardeşi deli diye kapatırlar bir yere. Kız arkadaşı ziyarete gelir. Meşhur "Billy ya Billy" sahnesi yaşatır şey. Jim Carrey'nin de parodisini yaptı. Kız arkadaşından aldığı parayla Hamido'yu rüşvete bağlamaya çalışır. Ancak Hamido Billy kardeşe tecavüz etmek için kaçırır. Bunu anlayan Türk polisleri "Aa bak, tecavüze gidiyor" diye böyle kahkahaya boğulurlar. Hamido Billy kardeşi hamama atar ama tam işi bitirecekken, kemerini açarken Billy tarafından öldürülür. Billy de Hamido'nun kıyafetlerini giyer ve kaçar. Happy ending. Sonunda da gerçek Billy'nin fotoğrafları verilir. Son. Film önce Cannes'da oynar. Ayakta alkışlanır. Türkiye Cumhuriyeti ciddi protesto etti ve filmi yasakladı. Hollanda'da bir sinema kundaklandı. Fransa'da bazı sinemalarda gösterime girmedi. İsrail filmi dost bir ülkeyi aşağıladığı için yasakladı. Kıta Avrupa'da yer yer eleştiri alsa da Amerika'da hiç eleştiri almadı. Film 6 dalda Oscar adaylığına gösterildi. 52. Oscar ödüllerinde aday olduğu 6 dalın ikisinde Oscar ödülü aldı. Bunlardan biri de bu senaryo için. Şimdi bu filmin ne kadar başarılı, Amerika'da nasıl bir tesir ettiğini anlamanız için size bir örnek vereceğim. Amerika'nın meşhur başkanlık tartışmaları var ya, bilirsiniz. 21 Eylül 1980'de CBC ve NBC kanallarında John Anderson ve Ronald Reagan arasında başkanlık tartışması yayınlanır. Sadece ABC kanalı o gece Midnight Express filmini yayınlar. Film rekor derecede izlenir televizyonda. Çoğunluk gece yarısı Express'ini izler anlayacağınız. Ertesi gün mevcut başkan Carter'a sorarlar, "Nasıl buldunuz tartışmayı?" diye. Carter da espriyle karışık, "Gece yarısı Express'ini izlemediğimi nereden biliyorsunuz?" der. Başkana kadar uzanan bir yapım. O kadar mı demeyin, o kadar. Stephanie Grisham'ın Donald Trump'ın yanında basın sözcüsü olarak geçirdiği 4 yılda görüp gözlemlediklerini kaleme aldığı kitabında şöyle bir hikaye anlatıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve heyetiyle 2019 yılındaki G20 zirvesinde Trump tarafı arasında bir görüşme gerçekleşiyor. Bizim sarı manyak Erdoğan'ın da başında bulunduğu Türk heyetine dönüp "İçinizde Midnight Express filmini izleyen var mı?" diye soruyor. Sessizlik hakim oluyor yani, ne alaka gibisinden. Böyle bir etkide bu film. Ve bu filmi diğer anti-Türkizm filmlerden ayıran en önemli özelliği anti-Türkizm'e metaforlarla, göndermelerle yapmaması. Direkt olarak defalarca kez alenen Türk milletine küfür etmesi. Ve bir de bunun üstüne işte iki tane Oscar ödülü alması, yani ödüllendirilmesi. Amerika'da Türkiye bilinmeyen bir ülkeydi. Şimdi bir Amerikalıyı düşünün, hayatında duymadığı bir ülkeyi tanıması ilk bu filmle gerçekleşiyor ve hakikaten de işliyor. Bu film Türk turizmine inanılmaz bir zarar veriyor ve toparlanması 10 yıllar alıyor. Bu film öyle bir etki yarattı ki, ya diyorum ya, Cumhurbaşkanı'na bile soruyorlar. Yurt dışına giden bütün Türklere "Develere biniyor musunuz?"dan önce sorulan ilk soru "Midnight Express'i izledin mi?" sorusu. Ama Oliver Stone'un asıl motivasyonu çok daha ikiyüzlü bana sorarsanız. Bu Oliver kardeş Vietnam'da bulunmuş ve burada Amerikalılardan tecrübe ettiği şeyleri bu filmde Türklere mal etmiş. Kendi anlatıyor. Hatta orijinal senaryoda 16 sayfa daha varmış finalde. Billy kaçarken Türkler tanklarla, tüfeklerle, mayınlarla avlıyor bunu. Bayağı böyle full Vietnam yani. Stone aynı zamanda Amerika'daki hapis anılarını da buraya aktarmış anlattığına göre. Çünkü bu abimiz Meksika'dan ABD'ye dönerken uyuşturucuyla yakalanmış zamanında, bu yüzden bu anılarını Billy'nin hikayesine projekte etmiş. Ne ironik değil mi? ABD'li uyuşturucu bağımlısı Vietnam gazisi ABD'nin dünyayı ayağa kaldırdığı haşhaş yasakları yüzünden tutuklanan uyuşturucu kaçakçısını savunmak için senaryo kaleme alıyor. ABD hapishanesinde yatarken bu Latinolar ve siyahilerin hukuki destek görmediklerini tecrübe etmiş ve zengin babasının kendisini çıkarmaya çalıştığını görmüş. Dolaylı olarak da Vietnam ve Amerika'daki bu tecrübelerini bu film üzerinden Türkiye'ye projekte etmiş. Bu filmdeki adalet sistemini eleştiri aslında Amerika'yı kastediyormuş. O yüzden zaten ırkçı değilmiş. Vay anasını. 86 yılında yönetmen Parker'a bunu soruyorlar tabii ki. Filmin kitaptan ve gerçeklerden bu kadar sapmasını nasıl açıklıyorsun diye. O da diyor ki, William Hoffa'nın Billy Hayes için hayalet yazarı olarak yazdığı kitapla başladık. Billy Hayes hapisteydi, kaçmıştı ve Amerika'ya geldiğinde inanılmaz ünlü olduğunu öğrendi. Basına sözde başına gelen ama aslında gerçekleşmeyen hikayeler anlatmaya başladı. Bu olayların çoğu cezaevinde başkalarının başına gelmiş. Kulaktan dolma yani. Ayrıca zaman hafızaya oyun oynuyor. Bu yüzden onun hatırladığını sandığı anıları ve gerçek biraz kaymış durumda. William Hoffa daha sonra bu subjektif anıları romanlaştırmış bir kitap
kitap yazdı ve böylece gerçek yine biraz daha kaydı. Daha sonra Oliver Stone film için senaryo yazdı ve böylelikle gerçeği daha da kaydırdı. Sonunda film yaparken ben de üzerime düşen katkıyı yaptım ve gerçeklik tekrardan kaydı. Böylece hikaye orijinal olaylardan çok çok uzaklaştı. Ama hiçbir zaman bir filmden ötesi olmadı. Yapımcılar görünüşe göre izleyiciyi sinemaya çekmek için reklamlara gerçek bir hikayeye dayanan satırını koymamızı istedi. Ama benim için bu bir kurguydu. 1999 yılında gerçek Billy Hayes, Cannes'da yönetmen Ali Nur Velidedeoğlu'na verdiği bir röportajda filmi çok sert bir şekilde eleştirerek Türk milletinden özür diledi. 2004 yılında senarist Oliver Stone İstanbul'a geldi, dönemin turizm bakanıyla buluştu, film için Türk milletinden özür diledi. 2007 yılında Billy Hayes Türkiye'ye gelerek tekrardan Türk milletinden özür diledi. Şunları söyledi. Tutuklandıktan sonra birçok Türk mahkumla arkadaşlıklar kurdum ve zaman içinde Türkçe konuşmayı öğrendim. Dünyanın hiçbir yerinde hapishaneler çok iyi yerler değildir. Zaten olmamalı da. Fakat filmde Türklerin gösterilme şekli tamamen yanlıştı ve Türkiye'deki bütün Türklerin filmdekiler gibi zalim olduğuna dair yanlış bir izlenim oluşmasına yol açtı. Alan Parker ve Oliver Stone'un filmi çekerken sergiledikleri bu yanlı tutuma hiçbir zaman katılmadım. Filmin öyküsüne bir tek iyi Türk bile konulmamıştı. Filmde gösterilen pek çok şey doğru değil. Yaşadığım olaylar yönetmen tarafından haddinden fazla abartıldı. Filmle kitabım arasında birçok farklılık var. Filmde gösterildiği gibi hiç kimseyi öldürmedim. Bir gardiyan bana tecavüz etmeye kalkışmadı. Mahkememde de filmde gösterildiği türden domuz Türkler şeklindeki o feci ifadeyi kesinlikle kullanmadım. Ünlü Amerikalı yazar Mary Lee Settle anılarında şöyle yazacaktı. Hayatımın en mutlu yıllarında birlikte yaşadığım insanların aksine Arabistanlı Lawrence ve Gece Yarısı Ekspresi filmlerinde izlediğim Türkler karikatür gibiydiler. Yıllar sonra filmin senaristi Oliver Stone, gerçek Billy Hayes'in daha önce 3 kere kaçakçılık yaptığını bilmediğini, bilseydi bu işi kabul etmeyeceğini söyleyecekti. Hayes cevaben kendimi korumak zorundaydım, o yüzden yıllarca gizledim diye cevap verdi. Devamında Oliver'ın adalet duygusu sarsılmış bunu duyunca. Senaryoda benim asla söylemediğim mahkeme konuşmasını yazarken o adalet duygusu neredeydi acaba? Zaman geldi, zaman geçti. Bir nesli zehirleyen Gece Yarısı Ekspresi'nin açtığı yaralar neredeyse 50 yıl sonra yavaş yavaş sarılmaya başlandı. Peki tüm bunları tetikleyen Afyon ve Haşhaşan oldu. Başkan Nixon aramızda değil ama politikaları öyle. Türkiye uygulanan Amerikan ambargosu örneğin Aselsan'ın kurulmasına, böylelikle de savunma sanayinde millileşmenin önünü açmış olmuştu. ABD için sonuçlar bu kadar pozitif değildi. Afganistan'da 1980 ve 1988 yılları arasında süren Sovyet işgali esnasında CIA direkt olarak Haşhaş ekimini destekler ve Afganlara Haşhaş'tan Afyon yapımını öğretir. Bu aslında basit bir metoddur. Ancak Afganlar bunu Amerikalılar öğretene kadar bilmiyordur. O tarihe kadar en fazla kanabis esrarını biliyorlardır. Afgan savaş lordlarını silah, teçhizat ve altyapıyla destekleyerek afyon ticareti yapmalarını sağlar CIA. Yıllar içerisinde Afganistan bir numaralı afyon üreticisi ve uyuşturucunun ana sağlayıcısı olur. Taliban bu ticaretten sadece 2017'de 1,5 milyar dolar, 2018 ve 2019 arası 400 milyon dolar elde etmişti. Bunlar kurşun olarak ABD'ye geri dönecekti. 1000 tane Hollywood filmi çekilse de üstü kapatılamayacak bir gerçek.